Maalesef 24 yıl önce burada Türkiye 33 aydın canını bir güruhun göz göre göre oteli ateşe vermesi sonucu kaybettik. Büyük bir acı ama beraberinde yaşanan 24 yıllık bir adaletsizlik var. Hala maalesef dava biliyorsunuz zaman aşımından düştü. Hala katillerden, bu cinayeti işleyenlerden hesap sorulamadı. Hala da Türkiye'de adaletsizlikler devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de gerçekten adaletten bahsetmek mümkün değil. Ve burası canlar unutulmasın, bir utanç müzesi olsun. Bu anıyı canlı tutalım ki bir daha böyle acılar yaşanmasın diye hükümete, devlete yaptığımız tüm çağrılar şu ana kadar yanıtsız kaldı. Ancak biz olayın peşini bırakmayacağız. Bu canlarımızı anmaya devam edeceğiz ve Alevi toplumunun kendi inancını özgürce yaşadığı bir toplum kurana kadar, burası bir utanç müzesi işlevi görene kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Yani 24 yıl önce bu katliamı devlet bilerek isteyerek gerçekleşmesine müsaade etti. Yani devletin istemediği hiçbir olay katliama dönüşmez. Dolayısıyla devletin bilerek isteyerek olmasını istediği bir katliamdı. Katliam sonrasındaki sürecin tamamı da aynı zihniyetle gelişti. Gerek dava sürecinde, gerekse zaman aşımlar, gerek işte davanın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak'ın uluslararası bültenle arandığı halde burada 100 metre ileride evinde ölü olarak bulunması filan, yani burada ölmesi daha doğrusu, yaşlanarak yatağında filan. Bütün bu süreçlerin tamamı devletin Madımak olayına, özelde Madımak katliamına, genelde de Alevilere yaklaşımının bir özetidir aslında. Bunun farklı bir durumu yok. O anlamıyla hani biz bizim açımızdan Madımak katliamının geri planı, tetikleyicisi, planlayıcısı, göz yumucusu, bu işin arkasındaki 93'ün karanlık günlerindeki Mehmet Ağar'ı, Tansu Çiller'i, o dönemin yetkilileri yargılanmadan, bunlar hesap vermeden, bunlar hukukun önünde gereken hesabı vermeden bunlardan bir sonuç çıkması, buradan bir adalet çıkması, buradan bir insanların içini rahatlatacak bir durum oluşması mümkündür. Tabii yapılan bu anı evi hikayesi de katillerin de mağdurlarla katliamcıların birlikte aynı panoya yazılması, bütün bunlar hala aynı bakış açısının sürdüğünü gösteriyor. Bir sürü örnekle bunu ifade edebiliriz. Fakat bizim açımızdan şöyle bir gerçek var. Bu bize Madımak'ta şunu gösteriyor ki Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri, Alevileri hep birlikte ortak bir şekilde omuz omuza mücadele verdiği takdirde bütün bu alanlarda geriletme olabilir. Aksi takdirde biz buraya sıkışırız. Öbür tarafta Kürtler Roboski'ye sıkışır. Diğer tarafta insanlar Maraş'a sıkışır. Öbürleri Soma'ya sıkışır. Bu öylelikle farklı noktalarda katledilmeye devam ederiz. Hani bu anlamıyla çözüm bir bütün olarak demokrasi güçlerinin, Alevilerin demokrasiden, laiklikten, aydınlıktan, özgürlükten, eşitlikten, adaletten yana olan bütün kesimlerin ortaklaşarak omuz omuza mücadele vermesinden geçiyor. Bunun için buradayız. 24 yıl olduğu gibi bugün de biz bunun için buradayız. Bir defa bu Madımak katliamına bugün için değil, diğer taraftan da bütün günler içerisinde, önümüzdeki süreçler içerisinde demokrasi mücadelesine sahip çıkmakla bu olur. Yani biz yarın Nuriye ile Semih'e sahip çıkarsak biz bir taraftan Madımak'ı kurtarabiliriz. Diğer taraftan Soma katliamında yitirdiğimiz canlara sahip çıkabilirsek Madımak'ı kurtarabiliriz. Roboski'de katledilen, Cizre'de, Sur'da katledilen insanlara, canlara sahip çıkabilirsek Madımak'ı kurtarabiliriz. Hep birlikte acılarımızı ortaklaşarak, acılarımıza sahip çıkarak katledenlere karşı ortak duruş sergilersek biz önümüzdeki yıl en azından burada istediğimiz sonucu almasak bile onun için önemli bir adım atılmış olduğunu görürüz yani.